Bu dersi ben kucağımda buldum. Deyim yerindeyse kucağımda buldum. Ders ortada kalmış. Aman dediler Mehmet Hoca bu dersi sen dördüncü sınıfları. Ben de dedim ki yani daha uzman işinde, uzman grafikte yani esas alanı grafik olan bir hoca yok mu? Yok dediler. Dedim dışarıdan davet edelim. Başka bir üniversiteden. Çünkü ben tamam bir grafik bilgim var. Estetik bilgim var. Biraz program biliyorum ama bu benim arkadaşlarımın derdine ne kadar derman olur ki? Benden daha iyi biri gelmeli dedim yani. Yani ben son çare olayım bari. Dediler ki sen zaten son çaresin. Tamam mı? O yüzden ben de peki dedim yani. Çünkü dışarıdan da hoca çağıramıyorlarmış herhalde bir şekilde. Hangi sebepten bilmiyorum. Burada da hoca sayısı sınırlı ve yeterli değil pek. Bir de grafiğe işte böyle yatkın olan, bilgisayar bilen filan belki aktif kullanan bir hoca olduğum için bu dersinize ben girmek durumunda kaldım. Ben size de söyleyeyim, bu konuda uzman bir hocanın girmesini ben sizin adınıza çok isterdim. Yani mesela uzman derken neyi kastediyorum? Ya Photoshop'u çok iyi bilecek. After Effects'i çok iyi bilecek. Koreli InDesign'ı bilecek. Flash web tasarım programlarını çok iyi bilecek. Şimdi benim bunları saydıklarımın ben hepsini çok iyi bilmiyorum yani. Ben kendi ihtiyacımı giderecek kadar biraz Photoshop, belki biraz daha iyi ortanın üstü biraz Corel biliyorum yani. Çünkü ben esas alanım grafik değil, esas alanım resim. Değil mi? Ama dediler ki arkadaşlar, hocam siz bu bildiklerinizi aktarsanız arkadaşlarımıza gene yeter. Çünkü ben, bakın arkadaşlar, şimdi bu işler vicdan işidir. Yani ben dersin üstüne atlayıp aman oradan işte iki kuruş gelirse falan bunun hesabını yapacak adam değilim ben. Bu dersi gelir, kim en iyi verirse o verir. Ha burada benim vicdanım rahat eder, gönlüm rahat olur. Gözüm arkada kalmaz. Ama kıtırık bir bilgiyle de bu dersi sizi geçirip falan içime sinmez yani. İçime gerçekten sinmez. Kendimi rahat ve huzurlu hissetmem. O yüzden ne yapacağız? Madem dedik durum böyle. Bu 9-10 tane arkadaşımızla biz de mevcut zamanımızı en iyi şekilde nasıl değerlendiririz onu düşündük. Onu ben önceden de biraz kendi kendime düşündüm önce. Sonra da sizlerle konuşmayı sizlerle de görüş alışverişi yaptıktan sonra bir müfredat, bir çalışma planı yapmayı planladık. Aa, burada üç tane kahraman geldi. Elif geldi, Duygu geldi, bir de Selda geldi. Selda'ydı değil mi? Selva geldi. Pardon, Selva geldi. Biz oturduk, konuştuk. Şimdi bu gelmeyenler kulağınızı iyi açın. İyi açın, doğru dinleyin. Bak bu dönem sizin için önemli bir dönem. Dördüncü sınıfın birinci dönemindesiniz. Yeni bir manzarayla karşı karşıyasınız. Mehmet Sakızcı manzarasıyla. Bu manzaraya iyi bakın. İyi anlayın. Anlamadığınız bir şeyler varsa mutlaka sorun. Sorun. Gece gündüz fark etmez. Hafta sonu fark etmez. Her an yaratan adama benim kapım açık. Yaratan, üreten, soran, merak eden adama benim kapım açık, sorabilirsiniz. Yapabiliriz, paylaşabiliriz, üretebiliriz. Yani bana mazeretle gelmeyin lütfen. Şu ev taşıdım, bilmem ne ettim falan. Çocuğum ağladı. Benim de çocuğum var, benim de evim var, benim de işim var. Bir sürü sıkıntım var. Ben diyor muyum derse gelemedim. Gelmiyorum, bir şey düşünmedim diyebilir miyim böyle bir şey? Mazereti yok. Bu zaten yaratıcının kendisine sığmaz. Yaratıcı adam çaresini bulur. Bulur, buluşturur. Buluşturmak zorunda. Başka da yolu yok. Bak şimdi başa kapı yuttu yani. 2 haftadır beni dinlemiyor. Bakalım nasıl. Bizi yakaladı, yakaladı. Yakalayamazsa geçmiş olsun. Sevmek ayrı. Bir insanı ben Yaşar'ı seviyorum. Tamam sevmeye devam ediyorum. Sevmem bakayım. Çalışmasa seve seve de bırakırım kendisini. Gayet severek de yaparım yani. Gene de sevmeye devam ederim Yaşar. Yani Yaşar'ı sevdiğim için ela gözüne mi aşıkım? Yaptığı işlerle beni fethedecek. Üretimiyle beni fethedecek. Öyle yağma yok yani.
Hepinizi de çok seviyorum. Çalışmazsanız hepinizi de çok severek bırakabilirim yani, haberiniz olsun. Tamam. Evet. Şimdi Başak potaya girmiştir. 2 haftadır gelmiyor bu. 3 haftadır hatta. Gelmiyor. Hiç arada bile uğramadı bana. İl dışında. Bana ne? Kardeşim. Akademik yıl başlamıştır. Kazanmış. İl dışında ne işi var öğrenci adamın? Akademik tapın başlamış. Hatta bugün de törenli yapıyorlar bak ileride. Hocaların çoğu törende. Gelsin başlasın. Ne işin karın sahibi? Görevi bu. Öyle mi? O zaman asker de görev yerini terk etsin nöbeti. Oradan düşman sızsın. Desin vallahi işte evde işim vardı falan. İşte sizden de 3-5 kişi ayağa kaydı, eşek cennetine gitti. Desin. Olur mu? Benim için farkı yok yani. Burası da bir nöbet yeridir. Şu an siz öğretmenlik nöbetini tutuyorsunuz burada. Grafikerlik nöbetini tutuyorsunuz. Ben böyle bakıyorum meseleye. Neyse uzatmayayım fazla. Şimdi biz oturduk. Bu gelmeyenler iyi dinlesin beni. 3'e böldük zamanımızı. Dedi ki eğitim yılı torlasan toplasan bu dönem 15 haftaya, 14 haftaya takabül ediyor. Biz dedik bunun 2 haftasını puç ettik. Yani attık 2 haftaya atalım. Bayram var, seyran var, şu var, bu var. 2 haftası gitsin. Kafadan gitsin. Belki biz bir şeyi uzatırız filan. 12 hafta temiz düşünelim dedik. 4'e 3'e böldük bunu. Dedi ki 12 haftanın ilk 4 haftası, ikinci 4 haftası ve üçüncü 4 haftası olmak üzere 4'e bölmüş düşünüyoruz. Bu 3 dörtlük haftalarda bir iş yapacağız. Dönem sonuna kadar dedi ki bir tek iş yapacağız. Onun da üstüne konuştuk. Onu bir ayrı anlatacağım. Bu yapacağımız işin dedik, araştırma, geliştirme, düşünme, beyin fırtınası, taslaklar üretme kısmını ilk 4 haftaya koyuyoruz. İkinci 4 haftaya o taslaklar, karar vermelerden sonra işin olgunlaştırma aşaması, sonuncu 4 haftaya da finale getirme, ortaya çıkartma, işi yaratma aşaması olarak her birine 4 hafta süre tayin ettik. Bunun için de yani bu işin bütün dönem boyunca bizi meşgul etmesini istediğimiz işin de üzerine birçok konuda konuştuk. Değil mi arkadaş? Söyle bakalım neyle konuştuk? Notlarından anlat. Önce şey dedik. Bir sergi vardı Erzurum'da. Yüksek sesle güzel konuş. Boğazım var. Evet. Öksür sesini düzelt. Tamam. Çok güzel açıdan çek duyguyu. Erzurum'dan gelen bir sergi vardı. Hani cam hayattır, cam sağlıktır diye hatırlıyor musunuz? Evet, cam ona benzer bir şey. Hani sağlıklı bir şey. Mesela tohum hayattır dedik, para güçtür dedik. Yani kamu spotu gibi insanlara bir şeyi etkileyebilecek bir çağrışım anlatmak. Bir anlatsın kendisi. İnsanlara bir şey anlatmak. Silah mesela ama hani olumlu bir şey olması için silah eledik biz. Şey dedik sonra, savaş ve oyunlar, savaş çocuklar dedik. Oyun ve asimilasyon dedik. Asimilasyon. Kirlenme. Ama para güçün üzerinde durduk, sigaranın üzerinde çok durduk. Ama daha faydalı bir şey olmasını istedik. Kamu spotu koyduk ismi şimdilik ama. En sonunda kirlenme dedik ama düşüneceğiz yani. Birazdan. Teşekkür ederim. Evet, şey de bizi dinlemişti Elif de. Elif sen de notlarına dayanarak ne yapmaya çalıştık o gün? Kısaca bahseder misin? Yani son olarak mı? Tabii tabii. Yani sonrada o ders, o ders kameraya da bakabilirsin. O ders tam olarak ne yaptık biz? Yani neydi amacımız? Sanki Başak gelmemiş ya. Başak'a anlatıyormuşsun gibi anlat. Kız işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Vallahi şunu da düşündüktü falan. Böyle gayet rahat bir şekilde anlat bakalım. Yani sende kalanları. Maskeyi düşündük, fırçayı düşündük konu olarak. Başlarda. Arkadaşın dediği gibi işte olumlu bir şeyler düşündük. Konu mesela parayı düşündüğümüzde şey dedik. Ben bir örnek verdim mesela. Hani işte ağzı sulanan bir adam. Yani gözleri şimdi, böyle fal taşı gibi açılmış. Evet. Tabii. O şekilde şimdi, bir örnek de, verdim. Bir de Selva sanırım derse gelmişti. Selva sen de ama bak şunu istiyorum. O gün gayemiz neydi? Gaye. Gayeyi bize hissettir. Neydi yani? Tamam şunu bunu onu bunu düşündük tamam da esas gayemiz neydi? Hatırlıyor musunuz? Bir gaye vardı. Doğa ve hani yaşamla ilgili bir şey bulmaya çalışmıştık sonuçta. Mesela savaştıran çocuklar ve oyun. Hani onu söylemiştik. Dedik slogan bulalım. Öyle konuştuk. Bu kadar mı kaldı şey aklında? Maske.
He, maskeye takmıştım. Maskeye takmıştım. Peki. Peki. Arkadaşlarımız da şimdi bir hafta içinde birçoğu toz olmuş gitmiş. Uçmuş. Unutmuşlar. Ya önce nesne sonra kavramdı. Şimdi ben size kısaca özetleyeyim arkadaşlar durumu. Gelmeyenlere de. Bu Duygu söyledi. Erzurum sergisi dedi. Evet. Erzurum'dan bir sergi gelmişti. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi evet. Çoğunuz? Eda hatırlıyorsun değil mi? Şimdi o sergide ne hatırlıyorsunuz mesela o sergiden? Hocam mesela değişik şeyler vardı. Hani insanları nasıl söyleyebilirim? O şişeyi hani çok basit sıradan ama o şekle getirmiş gibi böyle baktığınız zaman hani bir hareket uyandırabiliyor. Hani seni mesela dikkatini çekmeyecek. Mesela sigaranın üzerine yazdılar ya mesela hocam. Hani işte çevrendekilere zarar verir. İşte ölmek, ölümcül kanser hastalıklarını çıkar gibisinden. Tane tane konuş. Şu böyle seri konuşuyorsun. Tamam laflar bizim içine giriyor. Tamam. Baktığınız zaman böyle hani gerçekten hani insanın dikkatini çekiyor. Hani mesela o ya sen orada en etkileyici gelen şey neydi? Ben onu istiyorum. Tanette bütün işleri anlatırsak akşam olur. En etkileyici gelen yani orada seni çarpan ne oldu? O sergide esas çarpan ne oldu senin? Hocam mesela, bence düşünce tarzı bir insanlara yansıttığı şey. Düşünce tarzı diyor bak çok güzel. Bak bu slogan oldu. Düşünce tarzları beni çok etkiledi. Tamam tek tek işlerin üstüne konuşabiliriz. Her birinin ayrı özellikleri vardı. Ama oradaki düşünce tarzlarından çok etkilendim. Peki sen Eda? Eda'yı çek. Çek Eda'yı. Ben aslında gezmedim sergiye ama duymuştum. Sergiyi gezmedim. İhbar ediyorum. Yani. Bak, bu bir ihbardır. Sergiyi gezmedi. Bak Erzurum'dan sergi geldi buraya. Adamlar zahmetler, paralar, koca koca otobüsler kiralandı, burada şeyler yapıldı. Beni çek, beni çek. Konuşurken beni çekeceksin. Tamam mı? Koca koca sosyal tesislerde, konuk evlerinde hürmetler, ikramlar, sergiler falan. Birçok insan seferber oldu. Eda sergiye gelmedi maalesef. O sergiden alması gerekeni alamadı. Bence çok şey kaybetti. Ben gittim o sergiye. Gittim. Hatta çok dediğin gibi etkilendim. Aynen. Çok çarpıcı geldi bana. Çok gerçek geldi. Çok yaratıcı geldi. Dayanamadım. Tek tek resimlerini çektim. Arşivledim onları. İzin de isteyerek tabii. Ondan sonra hatta oradan bir öğrencinin de işlerine aşırı derecede bayıldığım için ne yaptım? O çıktıyı satın aldım ondan. Bende duruyor. Tabii ya. Sen gitme, sen yat. Sen yatmaya devam et. Uyku ne? Pepe hami, uyku neni. Pepe hami, uyku neni. Yatmaya devam et sen. Ondan sonra üstüne düşündüm ben bu meselenin. Dedim ki ya bunlar ne güzel bir şey yapmışlar. Ne güzel bir şey yapmışlar gerçekten. Hani bu derste gündemde yoktu ha. Yani bu derse gireceğim de gündemde yoktu yani. Buna rağmen böyle bir duyarlılıkla yaklaştım sergiye. Hakikaten ben hocalarıyla da görüştüm sonra. Dedi ki hocam dedi bu uzun bir sürecin sonucu. Yani emek var dedi burada. Ben dedi tek tek öğrencilerle ilgilendim. Onların hakiki bir şey yapmalarını sağlamak için hiç aceleye getirmedik dedi. Böyle tane tane düşünerek, konuşarak, anlatarak, göstererek, onu deşerek, öğrencinin yaratıcı dünyasını deşerek, kendi kendine bulmasını sağlayarak biçime döktük dedi böyle. Hakikaten ben de kutladım tabii dedim. Çok amacına ulaşmış ve gerçek bir iş olmuş. Diğer işler de çok güzeldi. O foto şeyler vardı, reprodüksiyonlar vardı, illüstrasyonlar vardı. Onlar da çok güzeldi ama o camla ilgili, aynen, cam doğadır sloganıyla ilgili çalışmalar her biri diğerinden başka ve çok yaratıcı işler. Çok gerçekçiydi gerçekten. Evet. Şimdi o işler neydi? El manuel üretim miydi? Hayır. Aynen. Hepsi dijital çıktıydı. Dijital baskıydı ama orada belli ki geri planda ne var? Bir elle çizme, taslaklar oluşturma, fotoğraflar çekme, kolajlar yapma, desen, sketch, şu bu. Muazzam bir araştırma var onun geri planında. Ondan sonra adam onu dijital ortamda son kararını biçimlendirmiş ve amacına uygun bir sloganla
amacına uygun bir boyutta çıktısını almış, bize getirmiş. Biz onları da geçen hafta tek tek izledik. Benim kayıtlarımdan baktık şeye, yapılan işlere baktık. Ve dedik ki ya biz bunu çok sevdik. Bu komşumuz Erzurum komşumuz. Komşumuz Erzurum yakın bölüm arkadaşlarımızın yaptığı işleri çok sevdik. Biz de buradan nasiplenelim. Biz de buna benzer bir şey yapalım. Ama kalkıp adamları taklit etmeyelim. Onların metotlarını kullanarak biz de benzer bir biçimde ama farklı bir kavramı irdeleyelim. İşte Duygu'nun, Elif'in ve Seyba'nın söylediği şeyler onlar, o kavramlar. İşte para diyor, maske diyor. Efendim? Ne diyordu? Sigara. Evet. Bunun gibi şeyler bizim o beyin... Tohum hayattı. Tohum, evet. Tohum da çok enteresandı. Tütün. Bunların üzerine, yani oturduk böyle kesemizden, fikrimizden o sıra sırf beyin fırtınası olsun diye ürettik. Üstelik konuştuk saatlerce. Ve bu dedik ki bizim o ilk 4 haftanın 2. haftası oldu. Halen bak konuşuyoruz. Bu da 3. haftası oldu herhalde. Ve üstünde durduğumuz bir şey kaldı en sonunda. Kirletmek. Bu kavramların hepsi eş zamanlı düşünülebilir. Yani kirlenme dedik, sadece kirlenme değil. Kirlilik, kirletmek, kirlenmişlik. Yani kirlenme ile ilgili benzer kavramlar da bizim potamıza girer. Dedik ki bunun üzerine düşünelim. Ve orada Duygu çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki hocam sanki dedi kamu spotu yapıyormuşuz gibi falan, öyle bir şey söyledi. Biz de hemen öyle güzel geldi ki bize üstüne atladık. Dedik o Duygu sen harika bir şey söyledin. Bu gerçekten bir kamu spotu. Bu bize ışık olur. Bu bize yardımcı olur. Çünkü hepimiz bir vesile ne izlemişiz? Kamu spotu izlemedik mi kardeşim? Değil mi? Televizyonda orada burada sinemada bile veriyorlar. Evet. Geçen gittik şeye. Pipaza mı? Nedir? Papaza. Piyazı. Papaza gittik. biz sinemaya girdik. Yarım saat bize reklam izlettiler ya. Çıktım ben, adamla az daha kavga edecektim. Ben sizin reklamlarınızı mı izlemeye geldim? Film izlemeye geldim. Verin bilet paramı gidiyorum dedim. Aman falan tamam kesiyoruz bilmem ne şu bu. Zorla bir de oturttular bizi. Yarım saat ya bıktım sandım ya, oturunca reklam izliyorum yani. Ve televizyonda reklam çıktı mı geçiyorum icabında yani. Ya bazen izliyorum da. Özellikle iyi reklam olursa nasıl bir teknoloji kullanmış, nasıl bir anlatım dili kullanmış, nasıl bir görsel iletişim biçimi kullanmış diye izliyorum da. Ama her reklamı da izlemişsem, izlediklerim reklamlara giriyorsa izlemiyorum da yani. Bir de o gün güzel bir gün, ben yani özel bir gün sinema izlemeye gitmişim canım. Yani de hiç devamından reklam filmi analizi yapmak geçmiyor yani. Hangi filmi? Anlatabiliyor muyum? Cem Yılmaz'a mı gitmişsin? Vallahi bilmiyorum ya. Unuttum. Çok oldu ya. Hatırlarım, söylerim size. Şeydi ya. Herkül. Dur yani adını da siz hatırlayın. Adam yazar, bir patronu var, ona bir kitap mı senaryo yazmasını istiyor. Şey. Kelebeğim yok değil. Neydi? Patron mutlu son mu hocam? Ne? Patron mutlu son. Patron mutlu son. O filmi izledik. Komedi yani. Trajikomik aslında biraz. Güzel bir film. Güzel bir film. İzledik yani. Şimdi bunu niye söylüyorum ben? Kamu spotu. Bir vesile, kamu spotuna bakıyorsunuz değil mi? Orada ne var? Bir olayı betimliyor. Çaktırmadan bir nasihat var. Çok sıkmadan, üstüne gitmeden, değil mi? Arada zaman İnandırıcı zaman. Görsel ögeler kullanarak, diyaloglar kullanarak, ama o sinematografik. Filme dayalı, görsele dayalı. Gene de ama niyeti veriyor bize. Tamamen pozitif bir niyet. Yani o kamu spotunu izledikten sonra insanlarda pozitif duygular harekete geçiyor. Gerek bireyle ilgili, gerek toplumla ilgili, gerek ahlakla ilgili hangi konuda yayınlanmışsa, İnsanların daha da insanlaşmasını, insanların daha da evrenselleşmesini, toplumsallaşmasını sağlamak için, ortak sözleşmeye uymalarını sağlamak için bir ortak akla davet var. Ortak akla davet var orada, tamam mı? Kamu spotlarında. Bazen bu filmlerde de vardır, bazı filmlerde de vardır.
birçok filmde de vardır aslında. Aslında bu antik Yunan'dan beri de böyledir. Tragedya ve komedyalar hakkı zatında birer kamu spotudur. Bu tahlili Yaşar ilk kez burada yapıyoruz, bu benzetmeyi. İlk kez ağzımdan burada çıkıyor. Hoş oldu ama hoşuma gitti. Antik Yunan'ın trajedi ve komedi yazarları günümüzün kamu spotu yazarlarına benzerler. Oradan topluma seslenmek isterler. Bakın şöyle yaparsanız şöyle olur, böyle yaparsanız böyle olur diye iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini gösterirler ki insanlar o örnek olaylardan hareketle kendi hayatlarını düzenlesinler. O bakımdan Duygu'nun saptaması çok güzeldi. Dedi hocam bir tür kamu spotu gibi duruyor. Dedik çok güzel. Şimdi de üstünde durduk, açıkladık. Yani şunu söylüyorum. Bizim kirlenme ile ilgili yapacağımız şey afiş, tasarım, adına ne derseniz. Bir kamu spotu edasıyla olacak, edasında olacak. Ona bakan kişi gerçek bilgiler ve pozitif bilgiler alacak. Ve mesaj çok açık olacak. Mesaj böyle kendini sunacak. Bir trafik levhasındaki kadar net. Yani biz şey yapmıyoruz, soyut resim yapmıyoruz. Yani non figüratif resim yapmıyoruz. Diyeyim ki mesajı gitsin, seyirci bulsun. Hayır. Burada mesaj böyle orta yerde, böyle deyim yerindeyse bavul gibi. Mesajı böyle koyacaksın oraya, bavul gibi. Seyirci de gelip o eseri gördüğünüz bavulu alıp gidecek. Kirlenmeyle ilgili. Bir afiş tasarlayacağız. Ha şimdi çekirdek olarak aklınıza ne düşüyorsa yapınız. Sanatın kirlenmesini, bir de slogan ekleyeceksiniz buna. Bir de slogan ekleyeceksiniz. Hatırlamanız için o geçmiş Erzurum işlerine bir daha bakabiliriz. Bir sloganınız olacak. Ve o sloganı destekleyen bir görüntü olacak. Hatta sloganla yazı arasında bir kardeşlik, bir kan bağı olacak yani. Deyim yerindeyse sözün resimsel açılımı olacak. İç içe girmesi. Yok görsel manada değil. Anladım. Söz olarak. Söz yani. Sözün manasıyla görselin manası, mesajı birbirini tamamlayacak. Tamam mı? Bu sanatta kirlenme olur, toplumda kirlenme olur, çevre kirliliği olur. Değil mi? Kirliliği öyle bir biçimde, öyle bir tarzda ortaya koyacaksın ki biz hem kirlenmeye karşı bir duruş ve tavır sergileyeceğiz, nefret edeceğiz kirlenmeden. Mesajımız bu denli bir şey olacak yani. Pozitif olacak. Hem de oradaki yaratıcılığa hayran kalıp biraz bilgilenmiş olacağız. Çünkü ben o Erzurum şeyini hatırlıyorum. Adam ne yapmıştı mesela? Cam doğadır diyor. Getirmiş kumu şişe şeklinde yapmış kum. Cam doğadır yazmış altına. Şimdi binlerce kişi zannediyor ki cam fabrikada üretilen bir şeydir. Yani yapay bir şeydir. Halbuki camın kaynağı silisyum bilmem ne kum. O denizin bildiğimiz deniz kumu gibi kumlar vesaire ona benzeyen bir malzeme. Ne oldu? Hem sağlıklılıkla ilgili bilgi edindi, camın sağlıklı olduğunu öğrendi. Hem de camın doğadan geldiğini öğrendi. Ne kadar güzel, ne kadar şahane bir buluş. Bir diğeri getirmiş stetoskop yapmıştı. Hatırlıyor musun? Cam sağlıklı. Cam sağlıklı. Ya çarpılıyorsun ya. Adam seni böyle yumrukluyor resmen. Nereden buldun bunu? Nasıl buldun? Bu nasıl bir zeka? Doktorla camı, şişeyi ve stetoskopu birleştirerek bir metamorfoz yaparak bir afiş yapmış. Ortada bir tane de bir şey yok ha desen ne? Bir stetoskop şey şeklinde kulaklığı filan. Cam sağlıktır diyor. Biz hem keyifle bakıyoruz, espriyle bakıyoruz. Değil mi? Hoşumuza gidiyor. Benim çok hoşuma gitti ya. Bayıldım ben. Şimdi sizin o resimleri ben size vereceğim. Dönüp dönüp bakabilirsiniz onlara. Bizim de yapmamız gereken bu. Metot olarak biz de kirlenme kavramı üzerinden kendimize özgü bu tarz bilgi afişleri üreteceğiz. Bilgi afişleri. Kirlenmeyi hissettireceğiz karşımızdakine. Artık ben birçok şey geliyor aklıma, ben konuşmayacağım bu konuda. Ben sizin bulmanızı istiyorum. Sen bul. Kel, kör, kütük, kötü falan ne olursa olsun bul bir şey bul ya. Bir çekirdek bul. Bir şey bul.
kirlenmeyle ilgili hiçbir derdin olmadı mı ya? Oldu. Değil mi? Var. Benim halen derdim var. Milyonlarca araba egzoz gazını salıyor. Şimdi bak bu kirlenme bizi ne yapıyor bu kavram? Kirlenme üzerine de düşünmeye sevk ediyor. Önce bir düşünelim şimdi. Boş kafayla çıkmaz arkadaş. Ben sana açık söyleyeyim. Senin eğer kirlenme ile ilgili kafanın çekmecesi boşsa halas. Oraya bir tane yaratıcı fikir gelmez. Çünkü bizim zihnimiz, bünyemiz biriktirdiklerimizin arasında ilişkiler kurarak sezinleme yoluyla çalışıyor. Sezinlemek için de veri lazım. Veri yoksa yani sen dertlenmişsindir lan nedir bu egzozlardan çektiğim ya? Durakta bekliyorum burnumun önünden geçiyor. Orada duruyorum burnumun içine. Ha burada şehrin içinde geziyorum gaz bulutunun içinde geziyorum. Kirlenmeyle dert demektir bu. Buradan bir şey çıkabilir. Ben de şey düşündüm. Değil mi? Kapının önüne her gün çöp döküyorlardır. Değil mi? Yere tükürenler. Veya ben bir haber okudum. Norveç'te çöp bitmiş arkadaş. Evet çöp almış. Okudunuz başka mu? Ülkeden çöp başka almış. Ülkelerden çöp ithal ediyorlarmış. Çöp alıyor. Kendi memleketinde çöpü bitirmiş. Komşu ülkelerden çöp alıyor. Şimdi bu büyük bir sorun. Büyük bir sorun. Türkiye gibi bir ülkede çöp bilinci diye bir şey yok yani. Çöp bilinci diye bir şey yok ya. Ben bundan 20-25 sene önce bir televizyon programı, daha televizyonlar yeniydi. Avrupalı bir hanımın evini gösterdi. Dedi ki, program aynen böyle anlatıyor. Dedi ki, bu Avrupalı hanımlar mutfaklarında mutfağını gösteriyor böyle. Dedi 3-5 tane şey vardır. Çöp kutusu vardır. Bu kağıt çöp kutusudur. Bu cam, bu metal, bu suluk bilmem ne, bu ev atıkları bilmem ne. Dedi alırken dedi bu çöplerin hepsini götürür. Aynen gösteriyordu. Götürdü kapının önüne koydu kadın. Çöpçü de geldi alırken bu kağıtlara, bu bilmem nere. Daha kapıdan çöp çıkarken ayıklanmaya başladı. Plastikler bilmem neler. Belki de Norveç'te orası. Emin ol belki de Norveç'te o. Program Norveç. İspanya'da da İtalya'da da evet. Var. Şimdi Batı toplumlarında her biraz yerde. Bu konuda uyanıklar. Çünkü o aynı zamanda bir ekonomik değer. Yani, çöp diyoruz ama ekonomik geri değer. Var. Ben ne kadar acıyorum o tenekelere, şişelere, cam şişelere falan. Neler var plastiklere, yani pillere vesaire neler atılıyor. Sadece evin çöpünü düşünme. Ha bu bilgisayardan vazgeçtin diyelim, modası geçti diye hemen kaptırdılar sana yeni bir tane. Bu da çöp oldu. Sağlam çalışıyor çöpe. Milyonlarca telefon, milyonlarca, trilyonlarca bilgisayar dünyayı çöplüğe çeviriyor insanoğlu ya. Ayı ne diyor? Ben sokağa bir afiş yapmışlar. Ayı böyle oturmuş. Burada yazıyor. Diyor ben sokağa çöp atmıyorum. Sen de atma. Bunu nerede söyledim biliyor musun? Ahmet Erkin'e dün pazara gittik. Tamam mı? Ahmet Erkin'e eline bir parça nar verdi. Pazardan nar almıştı. Dedim hele ye tadına bak. Yedi. Ha bu arada böyle bir tekme attı sokağın ortasında. Dedim ne yapıyorsun? Bir tekme attı demek içinden gelmiş. Dedim hadi içinden geldi attın tekmeyi bir çöpünü kaldır. Dedi yok baba boşver. Oradan bir kadın git kaldır dedi. O da bizi izliyormuş bir kadın oradan. Neyse gittik kaldırdık çöpümüzü çöpe attık. Ya şey içinden geldi tamam vurdum. Ama yani ayıp yani bak dedim oğlum bir ayı var. Dedim bir ayı var böyle oturuyor diyor ki sokağa ben çöp atmıyorum sen de atma. Sen de atma. Hafif böyle bir yanaklarımız kırmızı oldu yani. Şimdi bunların hepsi bak ne güzel değil mi? O afişi yapmasa adam ben bunu görmesem okumasam gelip burada size anlatmasam bir bilinçlenme serüvenidir aynı zamanda her afiş. Hem bireyin hem toplumun bilinçlenme serüvenine katkı sunar. O yüzden arkadaşlar bizim konumuz, temamız bellidir. Bu konuyu, temayı dönem sonunda finale kadar bitmiş bir şekilde yapacağız. Bir tane gelmez aklımda 3 tane gelir, 5 tane gelir ona da açarız. Ama en az bir tane gelmeli. Hocam benim aklıma bir şey geldi ama söyleyebilir miyim? Bakın. Paylaşabilir miyim? Unutma ben tamam, acil hocam. Bir şey geldi onu söyleyeyim Yaşar tamam. Ondan sonra. Bak mesela şimdi aklıma geldi. Biz bunu sergi yapacağız değil mi diyoruz. Biz burada bunu sergilemeyiz. Eğer işlerimiz çok güçlü, güzel çıkarsa gideriz valilikle, belediyeyle görüşürüz. Onları büyük baskılar alırız ya da mavi reklamdan. Billboard yapıp billboardlara yapıştırırız.
Çok güzel olur. Yani. Şehrin içinde sevgili. Süper olur hocam. Süper olur. Yani bir sponsor buluruz. Harika olur. Mükemmel olur. Değil mi? Mükemmel olur. Amacına ulaşır yani. Amacına ulaşır. İşte üniversite, işte grafik öğrencileri, işte çağımızın derdi ve sorunu olan kirlenme ile ilgili görsel anlatımlar, kamu spotları manasında afişler paylaşmış oluruz halkla. Değil mi? Güzel olur. Şimdi söyle Yaşar. Hocam siz kirlenmek dediniz ya, mesela bu atmosfer tabakasını sıkılan parfümlerde size zarar veriyor. Ozon mozonu deliyor ozon diyorlar. Ozon tabakasını deliyorlar. Bilmiyorum. O tarz bir yani, şey. O var ya, o da bana bir üç kağıt gibi geliyor. Üç kağıt gibi mi geliyor? He. Yani bir tane osuruktan şeyin ne tesiri olacak ona ya? Ya kimi kandırıyor bu namussuzlar ya? Senin kocaman dev fabrikaların var. Her birinin bacası, her birinin bacası bu okulun binasının büyüklüğünde. Onun içinden çıkan meymenetsiz varlıklar atmosferi kirletmiyor, bozmuyor da senin böyle bir koltuğun altına yapmışsın, o bozuyor. Bence bu hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir gibi geliyor. Ama ola da bilir, bilmiyorum. Şey olabilir mi? Bilmiyorum. Yani senin koltuk altına sıkacağın parfüme sıra gelene kadar boğazlanması gereken öyle bacalar var ki, öyle egzozlar var ki. O zaman onunla ilgili bir şey. Allah boğazlanması gereken dedim, bir sürü görsel kafama hücum etti. Kirlenmeyle ilgili. He? Ne diyorsunuz? He? Geliyor mu aklınıza? Egzoz. Şimdi bakın, düşünürken de size şeyler söyleyeyim. Kirlenme deyince kavram olarak var. Bir de buna görsel malzeme düşün. Kirliliği yaratan unsurlar neler? Bacalar, egzozlar, şişeler, parfüm kutuları. İnsanlar. Değil mi? Bilgisayar. Bunların üzerinden de kirlenmeyi nasıl görselleştiririm diye sen düşüneceksin. Sen de insan böyle şeyler etrafında... İşte ha, söyleme. Ya tamam, söyleme. Notunu tamam al. Görsel herkes söylemesin. Tamam. Kendi görsel notunu alsın. Tamam, oturalım tamam. Tek tek konuşalım. Bu meseleyi burada kapatıyoruz. Bu geçen haftanın konusuydu. Üstüne durduk. Şimdi arkadaşlar bizim ben geçen hafta sordum. Bugün yani bugün neyle meşgul olacağız? Bu fikir devam edecek. Çünkü devam ve taslaklar devam edecek ama bir yandan da pratik manuel bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi siz sanırım şey yapmışsınız. Logo. Kurumsal logo, kimlik. Logo yapmışsınız. Ben sizin bizim yani bir logo tasarlamamızı istiyorum. Evet, bir logo tasarımı yapacağız bugün veya bu hafta içinde. Haftaya da başka bir şey düşünürüz. Tabii. Ama bunun için ne yapalım? Ortak bir kavramı mı logolaştıralım? Yoksa herkes kendi kendine bir kavram mı bulsun? Bir ad mı bulsun? Değil mi? Şimdi mesela ben merak ediyorum. Benim derslerim öyledir. Ben öyle çalışıyorum. Kafam öyle çalışıyor. Mesela hadi çocuklar bir logo yapalım. Hadi ben gidiyorum, siz logoyu yapın. Sonra bakarız. Böyle ders olmaz. Yani sen ne yaparsın? Mevcut logoları incelersin. Logonun altyapısına, fikri altyapısına, görsel altyapısına inersin. Örnekleri incelersin. Ve o fikir logolaşma. Logo biliyorsunuz Yunanca falan akıl demek. Akıl. Logos. Bu acaba biliyor musunuz? Birileri birleştiriyor. Oradan mı geliyor? Logos akıl demek. Logos. Tabii. Niye logo diyorlar ki zaten? Değil mi? Akıl oyunu gibi. Aklıma şey geldi. Kütler var mı? Akılda kalmak işte. Yani. Değil mi? Belki. Logo. Akla yerleşen. Logos. Akıl. Akılda kalan vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi eğer şeyse ben sizinle birkaç tane de logoyu incelemek istiyorum. Mesela bizim Milli Piyango gibi, Nike gibi. Bunlar çok meşhur. Biri dünya çapında, biri de Türkiye çapında çok meşhur şeyler. Logolar diyebilirim. Sözün ve yazının kalktığı, sadece şeklin, çizgilerin, piktografinin giderek şeyin, biçimin ve şemanın akla yerleştiği bir dildir logo. Öyle diyelim. Semboldür, sembol. Bir tür semboldür. İfade sen o sembolü görür görmez onun arkasındaki her şeyi düşünürsün. İşte Nike niye böyledir mesela? Nike. Bir çizgidir değil mi böyle? Şöyle bir çizik. Tike benzeyen bir çizgi. Evet. Orada sen onu görünce kaliteyle birlikte düşünüyorsun değil mi? Marka, büyük bir marka olduğunu düşünüyorsun değil mi?
birçok seçkin insanın kullandığı bir malzeme olduğunu düşünüyorsun değil mi? Bunlar orada yazıyor mu? Hayır. Yazmıyor. Bunlar hep o biçimin bilincimiz öyle yani. Bilincimiz içine yerleşmiş eş zamanlı düşünüyoruz. Lobaların börek karakteri vardır. Tek bir çizgidir yani bir şey yoktur orada. Hakikaten soyut bir form gibidir neredeyse. Soyut bir form gibidir ama onun ilk çıkışlarına da bakmak lazım. Acaba ilkin öyle miydi o şey, şekil? Giderek onlar da kendi logolarını geliştirdiler mi? Şimdi bu size kısa bir şey. Nike'ın şeyine bir bakacaksınız hemen internetten. Nike'ın logosunun hikayesini okuyacağız, bakacağız. Ve dediğim gibi ne yapacağız? İbrahim Ali? Logo tasarımı. Herkesin tamam şirketi yani. Ne yapacağız? Şirket bir şey, bilindik bir şeyin üzerinden de gidebiliriz. Herkesin kavramı hani şirketi olsa işte kimin? Ayrı mı olsun, ayrı tek mi olsun? Fark etmez, nasıl istiyorsanız hocam. Ben değil, siz istiyorsanız. Ayrı olursan daha yaratıcı olur. Herkesten farklı şeyler çıkar. Size katılın istiyorum. O zaman bence ayrı olsun çünkü. Herkesin farklı fikirler çıksın, yaratıcılık, şirket kurulur. Farklı şeyler çıkar. Ya aynı kavram ve aynı tema, aynı şirket diyelim için 100 kişi de düşünebilir. Farklı şey yapabilir. Farklı çıkar. O da 100 farklı şey için 100 kişi de farklı davranabilir. Aynı bence bakın ben size o zaman ben size kendi kaygımı söyleyeyim. Tek olsun. Böylece bir şey üzerine ne kadar farklılıklar yaratılabiliyor onu görelim. Çünkü her birimiz farklı farklı yapacak. Evet. Değil mi? Ortak konu olsun hani. He, konumuz ortak olsun. Ne olsun peki? Ne var aklınızda? Estetik bir şey. Şirket düşünün. Yani çok mühim bir şirkete yeniden de düşünebiliriz. Kuruyoruz mesela logo. Ya da kurabiliriz. Veya mevcut olan bir şey yaparız. Diyelim ki mesela bizim baş harflerimizden seçeriz mesela. Harf mi yani? Onu da hani şey mi yapalım? Hani ismin kendi logon mu mesela? Mesela ne diyelim? Biz grafik sınıfıyız şu an değil mi? Grafikle ilgili bir şey mi yapalım? Şöyle düşünelim. Yarın siz gittiniz bir grafik stüdyosu açtınız. Öyle. Tamam. Fotoğrafçılık. Şimdi grafik stüdyomuzun adı ne olsun o zaman? Orada 8 harf mı var? Mesela ben kendime değil. 8 harf mı var orada? Bakabilir miyim? 8 harf grafik stüdyosu. Adımız da bu. 8 harf grafik stüdyosu. Çünkü 8 kişiyiz. 8'imizin de baş harfleri var orada. 8 harf. İyi geliyor mu? Başka bir şey düşünebiliyor musunuz? O zaman hepsini ben mi kullanmak zorundayız? Yok. Tabii 8 harfi kullanacaksınız. Logo 8 harf. He, 8 yazıyla harf. İstersen 8'i rakamla yap. Harf. Harf yap. İster 8 yazısını açık yaz. Tamam mı? Grafik stüdyosu. Grafik tasarım stüdyosu. Öyle de olur. Grafik tasarım stüdyosu. Yanınıza yazın. 8 harf mı olsun? Ya siz de fikir üretin. Mesela 8 ne? Ne olur? Tamam, 8 ama baş harfleri nasıl yani? Çok uzun. 8 harf diyorum ben. 8 başka ne diyebiliriz? 8 başka ne diyebiliriz? Evet. Düşünebiliriz. Ya ben şey hiç uzunmadım. Hani bu harfleri nasıl logo? Duygu bak 8'i rakamla sen... Onu anladım. Hani paramiler gibi ha. 8'ler. Harflerden de grafik. Bir tanesi kullanacağız. 8'ler de olabilir mi? 8'ler. 8'ler. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Harflerin sadece bir tanesini kullanacağız değil mi? Ya da... Şimdi ikinci atraksiyonumuz farklılaştırdı olayı biraz. Şimdi adımız var artık. 8 harf ya da 8'ler ya da... Mesela... G8 diyelim. Grafik 8 gibi. Gelişmiş 8. Grafik 8 olsun. Bak daha kestirme, daha temiz. Grafik 8 stüdyosu. Grafik 8, G8 olur. Ya da 8G. 8G grafik stüdyosu. Yani grafik 80 GT. GTS bak 8 GTS 8 GTS ha. 8 GTS açılımı da 8G grafik stüdyosu. G daha kötü. Sanatlar grafik. Uzak sanatlar geçtim boş ver. Evet. Bunu arkadaşlar bugün başlıyorsunuz taslaklarımıza. 8 GTS'yi bir logoya dönüştürüyorsunuz. 8 GTS. Artık bekliyorum sizden. Kesinlikle. Tamam mı? Abi kolay gelsin. Ya, yutma. Kapatabilirsin.